Ses kaydı. Hatay'ı depremde yalnız bırakan ya da bu felakette sorumluluğu bulunan iktidara ve muhalefete karşı adayım. CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi için yola Lütfü Savaş'la devam etme kararı alınca Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ın adaylığını duyurmuştu. Benim tüm haykırışım, tüm serzenişim, tüm isyanım aslında Hatay halkının isyanıydı. Türkiye İşçi Partisi gece yarısı Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti. Gerekçe ise tasvip edilemeyecek iddialar olarak gösterildi. Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan, söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor. Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. FETÖ'cü yöntemleri kirli siyasetinin merkezine oturtmuş olan genel ve yerel iktidarın el ele verip anlaştığı tek konu Hataylılara düşmanlık ve Hataylıların iradesini manipüle etmektir. Türkiye İşçi Partisi tarafından yapılan bu yazılı açıklama ardından Gökhan Zan tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyede suç duyurusunda bulundu. Daha dirençli, daha güçlü bir şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim. Hedefimden ve mücadelemden bir milim sapmış değilim. Aslında kafaları karıştıracak çok sayıda bilgi var. Yani ne oluyor, ne bitiyor diye öğrenmek isteyenler, internet sitelerinde dolaşanlar ya da kimi gazetecilerin açıklamalarına bakanların da kafası karışmıştır. Çünkü ortada bir arabulucudan söz ediliyor. Bu arabulucu AKP Genel Merkezi'nden Gökhan Zan'ı aradığını söylüyor. Ama aynı zamanda daha önce Lütfi Savaş'ın çevresinde bulunmuş bir isim. Dolayısıyla Gökhan Zan, Lütfi Savaş'ın kendisine karşı bir kumpas kurduğu ya da o çevrenin bir kumpas kurduğunu söylerken diğer taraftan hem CHP'de Lütfi Savaş'ın yerinde daha önce yer almış, sonra AKP Genel Merkezi'nden aradığını söyleyen ve tuhaf, karmaşık işlerin döndüğü bir şey, bir şeyle karşı karşıyayız. Peki neyi konuşuyoruz biz? Yani nedir bu ortalığı sarsan ses kaydı? İşte o ses kaydı sosyal medyada yayınlandı ve yayınlanan ses kaydında Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen iddia çerçevesinde elbette ekrana taşıyoruz. AKP İl Başkanlığı'nda para ve yani AKP İl Başkanlığı'nda bulunan bir aracıyla para ve makam pazarlığı yapılıyor. İzleyelim. Tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti İl Başkanlığı'ndayım. İçeride şey var, Adem Yeşildağ, sonra AK Parti'nin şeyi, adayı Mehmet Öntürk. Konuştum ben. Yani bu gündüz konuştuğumuzu. Bir, çekilme asla olmayacak. Bir, ben dedim zaten biz garantiye aldık bunu. İki, 3 milyon veriyorlar. Abi, bir de kuzenim orada şeyi söyledi. Ya bir pozisyon falan dedi. Pozisyondan kasıt ne? Spor Bakanlığı mı? İşte belediye mi? Yoksa külliye mi? Bize sorsun, biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey dediler. Ya o kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler bayağı iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. Ailesini garantiye alması lazım. Hepsini söyledim. Onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. 5'e çıkarabilirim yani. Aynen. Abi şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT'de. Atıyorum. Ha, şeyi de söylediler. Hatay Spor'la ilgili de olabilir. Hatay Spor'u alırsak, mesela Hatay Spor'u alırsak Hatay Spor'un orada sportif direktörü, anladın mı? İşte CEO'su gibi, işte başkanı gibi atıyorum. Bu tarz işte ne bileyim spor projelerinde olur. Tamam canım. Koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar. Tamam. Ama şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii. Herhalde ne oldu? Sormak değil abi. Neyi soruyorsun sen? İyi misin ya? Ya 3 milyon TL değildir ya. Dolardır. Zaten 3 milyon TL diye bir para mı kaldı çocuk?